Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, wann ve was sorularının yanıtını bulmak. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, örneklerimize geçmeden önce sıralama sayılarını bir hatırlayalım isterseniz. Hatırlayacak olursanız sıralama sayılarını ayrıntılı şekilde görmüştük. Ancak konumuz itibariyle bakıldığında burada da gene sıralama sayısı var. Dilerseniz öncelikle bir hatırlayalım. Birinci, ikinci, üçüncü ne şekilde yorumlanıyordu ona bir bakalım. Şimdi ben birinci saat diyeceğim. Yani buradaki saatten kasıt birinci ders saati olabilir, birinci saat olabilir. Ben bu durumda ne diyordum? Bir için eins. Dolayısıyla birinci dediğimde ne diyordum? Erste diyordum, değil mi? Ancak birinci saatte diyecek olursam ne yapıyorum arkadaşlar? In prepozisyonunu beraber katmam gerekiyor işin içine. Dolayısıyla birinci saatte derken bakın saat Stunde demek. Birinci saatte derken in der ersten Stunde. Demek ki in der ersten Stunde birinci saatte anlamı taşıyor. İkinci saatte diyecek olursam ikinci neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Neydi? Zweite idi, değil mi? Şimdi ben ikinci saatte diyecek olursam gene Stunde'yi işin içerisine katacağım. Ve diyeceğim ki in der zweiten Stunde. Bakın burada ne olmuş? En'ler gelmiş sonlandırıcı olarak. Dolayısıyla in der ersten Stunde, in der zweiten Stunde şeklinde yorumlanıyor. Peki şunu bir hatırlayalım. Üçüncü neydi? Drei neydi üçüncü? Dritte, değil mi? Ancak üçüncü saatte derken in der dritten Stunde demem gerekiyor. Aynı şekilde dört, vier, dördüncü derken neydi? Vierte. Ancak dördüncü saatte diyecek olursam ne diyeceğim? In der vierten Stunde diyeceğim, değil mi? Demek ki in der vierten Stunde dördüncü saatte demiş oluyorum, değil mi? Beşinci saatte diyecek olursam öncelikle 5 neydi? 5. 5. 5'te sonlandırıcı en gelecek işin içerisine, değil mi? Bunu katacağız. Artı in'le beraber ne olacak demek ki? In der 5. Stunde 5. saatte demiş oluyorum. 6. saatte derken 6 neydi? 6. 6. derken 6'te. Dolayısıyla 6. saatte 6. ders saatinde, değil mi? Ne diyeceğim? In der sechsten Stunde diyeceğim. 7 neydi arkadaşlar? Sieben. Peki 7. derken siebte. 7. ders saatinde dersem in der siebten Stunde diyeceğim. Öyle değil mi? Peki 8 neydi? Acht. 8. derken achte. 8. ders saatinde diyecek olursak ne deriz o zaman? In der achten Stunde demem gerekiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Dilerseniz burayı doğru telaffuzuyla bir tekrarlayalım. In der ersten Stunde. In der ersten Stunde. In der zweiten Stunde. In der zweiten Stunde. In der dritten Stunde. In der dritten Stunde. In der vierten Stunde. In der vierten Stunde. In der fünften Stunde. In der fünften Stunde. In der sechsten Stunde. In der sechsten Stunde. In der siebten Stunde. In der siebten Stunde. In der achten Stunde. In der achten Stunde. Sıralama sayılarını hatırladıktan sonra dilerseniz bir de şu günleri bir hatırlayalım. Neydi pazartesiyle başlandığını arkadaşlar? Montag, değil mi? Montag. Peki salı neydi arkadaşlar? Dienstag. Dienstag. Çarşamba. Mittwoch. Mittwoch. Peki perşembe neydi arkadaşlar? Donnerstag. Donnerstag. Cuma. Freitag. Freitag. Peki cumartesi pazara da bir bakalım isterseniz. Cumartesi neydi? Samstag. Samstag. Peki son gün pazar günü neydi? Sonntag. Sonntag. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu sıralama sayılarını ve günleri ne yapalım? Dersler ile beraber bir inceleyelim, bir toparlayalım.
Şimdi ilk soruya baktığımızda arkadaşlar, when has to Turkish? Turkish Türkçe dersi değil mi? When has to Turkish? Türkçe dersi ne zaman? Senin Türkçe dersin ne zaman? Demek ki when has to Turkish, değil mi? Haben neydi arkadaşlar? Sahip olmak. Dolayısıyla birebir Türkçe'ye çevrildiğinde bu birazcık havada kalabiliyor. Almanca dinamiğinde bakmak gerekiyor. Tıpkı değil mi? Baktığımızda when ne zaman Türkçen var demeyiz güzel Türkçe'de. Ne deriz? Türkçe dersin ne zaman deriz. Değil mi? Ancak burada when has to Turkish şeklinde soruluyor. Bakın burada bir kısaltma var. Kısaltmada mo, montag. Demek ki montag kısaltması neymiş? Mo şeklinde gösteriliyormuş ve üçüncü ders saatini simgeleyen 3 ve nokta üçüncüyü görmüş oluyoruz. Şimdi dilerseniz arkadaşlar biz şunu diyelim. Benim Türkçe dersim pazartesi günü 3. ders saatinde. Ne yapacağım arkadaşlar? Bakalım. Ich habe Türkisch, Türkçe dersim var. Günlerde ne diyordum arkadaşlar? Mesela pazartesi günü diyeceğim. Am Montag, değil mi? Mesela salı ne oluyordu? Am Dienstag, am Mittwoch şeklinde yorumlanıyordu. Değil mi? Günlerde demek ki ne yapıyorum? Edatımı, değil mi? Ne yapıyorum? Pazartesi günü derken am Montag şeklinde bu edatı getirmem gerekiyor. Aynı şekilde bakın az önce ne yaptık? Sıralama sayılarıyla beraber ders saatleri, değil mi? İşte söz gelimi birinci ders saati, ikinci, üçüncü gibi şeklinde yorumlandığında burada üçüncü ders saatinde diyecek olursak in der dritten Stunde, değil mi? Bu yapıyı da işin içerisine kattığımızda ne diyeceğiz? Türkçe dersi pazartesi günü üçüncü ders saatinde diyeceğiz. Ne yapıyoruz o zaman? Ich habe Türkisch am Montag in der dritten Stunde diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Demek ki Türkçe dersim pazartesi günü üçüncü ders saatinde şeklinde yorumlanıyor. Evet, demek ki burayı toparlayacak olursak Türkçe dersin ne zaman? When hast du Türkisch? Ich habe Türkisch am Montag in der dritten Stunde. Türkçe dersim pazartesi üçüncü ders saatinde. Dilerseniz sonraki sorumuza bir bakalım. When hast du biologi? When hast du biologi? Evet, neydi biyoloji arkadaşlar? Biyoloji dersi adı üstünde, değil mi? Bakın di ile gösterilmiş bir gün. Ne olacak bu? Zaten altta da yazıyor. Am Dienstag, değil mi? Salı günü derken ne diyormuşuz? Am Dienstag. Bakın 5. ders saati. 5. ders saatine baktığımızda ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın mavi ile işaretlenmiş olarak görüyoruz. In der fünften Stunde, değil mi? 5. ders saatinde. Şimdi bütün bu öğeleri bir araya getirelim. Ancak bakın burada arkadaşlar biyoloji ile başlıyor. İş ile başlamamış. Demek ki ben ne yapabiliyorum? Ders ile başlayabileceğim gibi özne ile de başlayabiliyorum. Şimdi burada biyoloji ile başlamış. Varyasyon olsun diye, çeşitlilik olsun diye bu şekilde başlattım arkadaşlar. Aradaki bu farkı görebilelim diye. Şimdi biyoloji dersim benim salı günü 5. ders saatinde demeyi bir inceleyelim, bir görelim. Ne demiş cümlemiz bize? Biyoloji habe ich am Dienstag in der fünften Stunde. Aslında değişen bir şey yok yapısal olarak baktığımızda. Sadece öğelerin, değil mi, yukarıyla kıyaslandığında yerleri değişmiş. Bakın burada ich habe Türkisch diyebileceğim gibi Türkisch habe ich diyebilirdim. Bakın burada biyoloji habe ich. Şöyle de diyebilirdim. Ich habe biyoloji. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Eylemim mutlaka ikinci pozisyonda kalmak zorunda. Nasıl ki Türkçeyi ben ne yapıyorum? Yüklemimizi sona atıyorsak, Almanca'da da yüklemimizi ne yapıyoruz? İkinci pozisyonda korumuş oluyoruz. Bu kadar kolay. Demek ki biyoloji salı günü 5. ders saatinde. Diyecek olursam ne diyeceğim? Biyoloji habe ich am Dienstag in der fünften Stunde. Bakın ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Yeter ki ben bu yapıları in der fünften Stunde, bu yapıyı doğru
kurabileyim. Bakın burada değil mi? Yapısal olarak baktığımda salı günü diyecek olursam ne yapıyorum? Edatım am Dienstag şeklinde yorumlanıyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Dilediğim gibi demek ki ne yapabiliyormuşum? Cümlelerin öğeleriyle oynayabiliyorum. Yeter ki eylemim ikinci pozisyonda kalsın. Değil mi? Burayı bir tekrarlayalım isterseniz. Biyoloji dersin ne zaman sorusu demek ki wann hast du Biologie şeklinde soruluyormuş. Biologie habe ich am Dienstag in der 5. Stunde. Yani neymiş arkadaşlar? Salı günü 5. ders saatimde neyim var? Biyoloji dersim var demiş oluyorum. Şimdi bir sonraki soru yapısına bir bakalım arkadaşlar. Gene wann sorusu çıkıyor değil mi karşımıza? Wann hast du Sport? Beden eğitimi dersin ne zaman? Wann hast du Sport sorusuymuş. Bakın burada F ile gösterilmiş. F neydi? Freitag değil mi? Cuma günü diyecek olursam ne diyeceğim demek ki? Am Freitag değil mi? Bu edatı unutmuyorum arkadaşlar. Demek ki cuma günü diyecek olursam mutlaka am Freitag demem gerekiyor. Birinci derken birinci neydi arkadaşlar? Erste. Peki birinci ders saatinde derken ne diyeceğim? In der ersten Stunde diyeceğim. Dolayısıyla bütün bu yapıları getiriyorum ancak buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın burada ne olmuş? Gün ve ders saatiyle başlamış cümlemiz. Ne olmuş? Am Freitag in der ersten Stunde. Cuma günü birinci ders saatinde diyor cümlemiz. Böyle başlıyor. Kesinlikle doğru bir cümle. Sakın böyle muallakta, ikilemde kalmayalım. Am Freitag in der ersten Stunde habe ich Sport. Bakın burada da gene kuralı bozmuyoruz. Haben gene ikinci pozisyonda. Çünkü burada zaman verilmiş arkadaşlar. Cuma günü birinci ders saatinde zaman. Dolayısıyla ne geliyor? Eylemim haben geliyor ve diğer öğeler. Değil mi? Bu kadar kolay. Dolayısıyla am Freitag in der ersten Stunde habe ich Sport. Ancak şöyle de diyebilirdim. Ich habe am Freitag in der ersten Stunde Sport. Bu da olurdu. Ya da Sport habe ich am Freitag in der ersten Stunde. Demek ki ne yapıyorum arkadaşlar? Mutlaka ama mutlaka eylemim ikinci pozisyonda kalıyor. Burada eylemim habe olduğu için ikinci pozisyonda kaldığı sürece dilediğim gibi oynayabilirim. Burada ne yapmış oluyorum? Tıpkı güzel Türkçe'de de olduğu gibi cümleye neyle başlıyorsa ona vurgu yapmış oluyorum. Bakın buradaki vurgum ne? Cuma günü birinci ders saati. Buradaki vurgu demek ki burada. Anlam değişimi, anlam kayması asla yok. Ya da buraya baktığımızda biyoloji ile başladığına göre demek ki buraya vurgu yapılıyor. Biyoloji dersim işte şu gün şu saatte. Ya da buraya baktığımızda eş habet yok eş. Ne vurgu? Özne. Öznede vurgu. Dolayısıyla eş habet yok eş denildiğinde benim Türkçe dersim var şeklinde yorumlanmış oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wann hast du Türkisch? Wann hast du Türkisch? Ich habe Türkisch am Montag in der dritten Stunde. Ich habe Türkisch am Montag in der dritten Stunde. Wann hast du Biologie? Wann hast du Biologie? Biologie habe ich am Dienstag in der 5. Stunde. Biologie habe ich am Dienstag in der 5. Stunde. Wann hast du Sport? Wann hast du Sport? Am Freitag in der ersten Stunde habe ich Sport. Am Freitag in der ersten Stunde habe ich Sport. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Wann hast du Geometrie? Evet. Geometrie neydi arkadaşlar? Geometri dersi. Öyle değil mi? Ne demiş? Mi. Dolayısıyla mi ne olacak arkadaşlar? Mittwoch kastediliyor değil mi? Çarşamba günü. Demek ki Mittwoch
am Mittwoch. İkinci ders saatinde, bakın ne yapacağım şimdi? Benim geometri dersim çarşamba günü ikinci ders saatinde şeklinde cevaplayacağım bunu. Değil mi? Sorumuz demek ki wann hast du Geometrie? Cevaba baktığımızda bakın burada ich'le başlayan bir cümle görüyoruz. Ich habe Geometrie am Mittwoch in der zweiten Stunde. Değil mi? Neden? Çünkü ikinci ders saati derken ne diyorduk? In der zweiten Stunde diyorduk. Dolayısıyla öncelikle günle, sonra değil mi? Genelden özele şeklinde gidiyoruz. Dolayısıyla genel bu durumda ne oluyor? Çarşamba günü am Mittwoch in der zweiten Stunde, ikinci ders saatinde. Dolayısıyla geometri dersim çarşamba günü ikinci ders saatinde şeklinde yorumlandığında ich habe Geometrie am Mittwoch in der zweiten Stunde şeklinde yorumlanıyormuş. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Wann hast du Kunst? Kunst neydi arkadaşlar? Sanat dersi değil mi? Yani resim, sanat değil mi? Bunların tamamının toplandığı ders demek ki Kunst. Hangi gündermiş? Bakın Do ile gösterilmiş. Do demek ki am Donnerstag. Perşembe günü değil mi? Ve altıncı derken altıncı ne olacak? In der sechsten Stunde değil mi? Altıncı saatte derken altıncı ders saati kastediliyor. In der sechsten Stunde. Dolayısıyla bakın burada neyle başlamış? Ich yerine Kunst'la başlamış. Kunst habe ich am Donnerstag in der sechsten Stunde. Demek ki sanat dersim Perşembe günü 6. ders saatinde şeklinde yorumlanıyor. Biz pekala ne yapabilirdik? Ich habe Kunst ve diğer öğeleri getirebilirdik. Yani o zaman ne olurdu? Ich habe Kunst am Donnerstag in der 6. Stunde. Yahut ne diyebilirdik? Am Donnerstag in der 6. Stunde habe ich Kunst şeklinde de olabilirdi değil mi? Tıpkı yukarıda da ne diyebilirdik? Ich habe Geometrie. Geometrie habe ich ve diğer öğeler gelebilirdi. Değil mi? Ya da am Mittwoch in der zweiten Stunde habe ich Geometrie şeklinde. Bakın sürekli dilediğim gibi ne yapabiliyorum? Öğelerin yerlerini değiştirebiliyorum. Yeter ki ikinci pozisyonda ne olsun ne kalsın eylemimiz kalsın. Değil mi? Tabii çekimlenmiş olarak. Ona çok özen göstermek gerekiyor. İşe göre çekimlendiğinden dolayı haben değil mi? Ich habe şeklinde yorumlanacak. Sonraki cümlemize bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Wann hast du Geschichte? Tarih dersi. Değil mi? Geschichte, tarih dersi. Mo demiş. Mo'dan kasıt ne? Am Montag. Mo değil mi? Dördüncü ders saati kastedildiğinde ne olacak bu demek ki? In der vierten Stunde değil mi? Dördüncü ders saatinde. Dolayısıyla tarih dersi ne zaman? Wann hast du Geschichte? Değil mi? Tarih dersin ne zaman? Wann hast du Geschichte? Bakın burada az önce söylediğim gibi zamanla başlamış. Değil mi? Yani pazartesi günü dördüncü ders saatinde ile başlamış. Dolayısıyla am Montag in der vierten Stunde habe ich Geschichte. Diğer türlü de olabilirdi değil mi? Ich habe Geschichte am Montag in der vierten Stunde. Ya da Geschichte habe ich am Montag in der vierten Stunde. Değil mi? Dilediğim gibi oynayabiliyorum. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Doğru telaffuzuyla. Wann hast du Geometrie? Wann hast du Geometrie? Ich habe Geometrie am Mittwoch in der zweiten Stunde. Ich habe Geometrie am Mittwoch in der zweiten Stunde. Wann hast du Kunst? Wann hast du Kunst? Kunst habe ich am Donnerstag in der sechsten Stunde. Kunst habe ich am Donnerstag in der sechsten Stunde. Wann hast du Geschichte? Wann hast du Geschichte? Am Montag in der vierten Stunde habe ich Geschichte. Am Montag in der vierten Stunde
Habe ich Geschichte. Şimdi arkadaşlar was soru yapısına bir bakalım. Was zaten ilk başlarda görmüş olduğumuz bir soru kelimesiydi. Ne demek değil mi? Şimdi bu çerçevede was'ı incelediğimizde arkadaşlar was hast du am Dienstag in der siebten Stunde? Ne diyor sorumuz arkadaşlar? Salı günü 7. ders saatinde hangi dersin var diye sorulduğunda demek ki Türkçe ile birebir değil mi örtüşmüyor. Was çünkü ne demek? Ne dersin var deriz güzel Türkçede. Ancak burada direkt was şeklinde sorabiliyorum. Yani was hast du am Dienstag in der siebten Stunde? Demek ki neymiş arkadaşlar? Salı günü 7. ders saatinde hangi dersin var? Bakın burada parantez içerisinde müzik, değil mi? Müzik dersi kastediliyor. Şimdi bunu için içerisine sokacağız. Ne diyeceğiz? Salı günü 7. ders saatinde müzik dersin var diyeceğiz. İşle başlayabilirim. Ich habe am Dienstag in der siebten Stunde Musik. Bakın ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Gayet olağan bir şekilde bir cümle. İşle başlamış. Hemen akabinde eylemim haben geliyor. Değil mi? Çekimlenmiş olarak. Ve ne yapıyorum? Zamanı getiriyorum. Am Dienstag in der siebten Stunde, değil mi? Yani salı günü 7. ders saatinde müzik var diye. Müzik değil mi? Dolayısıyla ich habe am Dienstag in der siebten Stunde Musik demiş oluyorum değil mi? Was hast du am Dienstag in der siebten Stunde? Ich habe am Dienstag in der siebten Stunde Musik şeklinde demek ki yanıtlamış oluyorum. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Burada ne diyor soru bize? Was hast du am Freitag in der achten Stunde? Am Freitag hangi günde arkadaşlar? Cuma günü. Cuma günü kaçıncı ders saatinde? In der achten Stunde neydi? 8. ders saatinde değil mi? 8. ders hangi değil mi? Cuma günü 8. ders saatinde hangi dersin var sorusu demek ki. Was hast du am Freitag in der achten Stunde? Informatik neydi arkadaşlar? Bilişim dersi değil mi? Bilişim dersi olduğunu vurgulayacağız şimdi. Dolayısıyla burada da gene işle başlayabilirim. Ich habe am Freitag in der achten Stunde Informatik. Değil mi? Cuma günü 8. ders saatinde ne var? Bilişim dersi var. Şöyle de diyebilirdik pekala. Informatik habe ich am Freitag in der achten Stunde. Değil mi? Çünkü sorumuz ne? Was? Dolayısıyla iki türlü yanıtlayabilirim. Tabi zaman da başa getirseydim olurdu. Ancak birebir sorunun yanıtını verirken değil mi? İşle ya da ilgili dersle yanıt verdiğimizde daha birebir karşılık buluyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Was hast du am Freitag in der achten Stunde? Cuma günü 8. ders saatinde hangi dersin var? Ich habe am Freitag in der achten Stunde Informatik. Cuma günü 8. ders saatinde bilişim dersi var. Değil mi? Bilişim dersim var demiş oluyoruz. Dilerseniz bu yapmış olduğumuz örnekleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Was hast du am Dienstag in der siebten Stunde? Was hast du am Dienstag in der siebten Stunde? Ich habe am Dienstag in der siebten Stunde Musik. Ich habe am Dienstag in der siebten Stunde Musik. Was hast du am Freitag in der achten Stunde? Was hast du am Freitag in der achten Stunde? Ich habe am Freitag in der achten Stunde Informatik. Ich habe am Freitag in der achten Stunde Informatik. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde when sorusunu ve was sorusunu hangi konsepte gördük arkadaşlar? Derslerle beraber haftalık ders programı içerisinde görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.